Karşımızda t cinsinden tanımlanmış x ve y değişkenleri var. t değerlerini grafik üzerinde gösterdiğimizde de karşımıza böyle bir şekil çıkıyor. Nasıl mı? Örneğin t 0 iken, 1 iken ve alabileceği tüm diğer değerlerdeyken x ve y'nin neye eşit olduğunu buluyoruz ve bu değerleri grafiğe yerleştirdiğimizde de karşımıza bu güzel eğri çıkıyor. Ama tabii ki bu videoda parametrik denklemler tarafından tanımlanan eğrilerin ne kadar güzel oldukları hakkında konuşmayacağız. Biraz kalkülüse dalıp t eksi 1 bölü 3'ken y'nin x'e göre türevinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu duraklatın ve sorunun cevabını benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Denediniz ve cevabı buldunuz değil mi? Evet, şimdi de birlikte. Bu sorunun kilit noktası, anahtar noktası artık ne diyorsanız T cinsinden tanımlanmış y'nin yine T cinsinden tanımlanmış x'e göre türevini bulmak. Ve eğer y'nin x'e göre türevinin y'nin t'ye göre türevi bölü x'in t'ye göre türevi olduğunu biliyorsanız soruyu kolaylıkla çözebilirsiniz. Bunun matematiksel olarak doğru bir ifade olduğunu fark ettiniz değil mi? İlk bakışta garip gelse de bu şekilde çalışmaya alıştığınızda aslında işinizi ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz. Bir şeyin başka bir şeye göre olan türevi, y'nin t'ye göre türevinin, x'in t'ye göre türevine olan oranına eşittir. Peki bu ifade bize neden, nasıl yardımcı olacak? y'nin t'ye göre türevini ve x'in t'ye göre türevini nasıl alacağımızı biliyoruz da ondan. x'in t'ye göre türevi, dışarıdakinin içeridekine göre türevi, sinüsün türevi kosinüstür, 2 kosinüs 1 artı 3 t çarpı içeridekinin t'ye göre türevi. Yani 1'in türevi 0, 3t'nin türevi de 3'tür. O halde çarpı 3 yazdık. Evet, x'in t'ye göre türevini bulmak için zincir kuralını uyguladık. Dışarıdaki fonksiyonun yani 2 sinüsün içerideki fonksiyona yani 1 artı 3 t'ye göre türevi burada, içerideki fonksiyonun t'ye göre türevi de burada. y'nin t'ye göre türevi biraz daha kolay. Kuvvet kuralını uygularsak, 3'ü aşağı indirip bir azaltalım. 3 kere 2, 6. 6 t kare. t'ye göre türevleri bulduğumuza göre buraya geçebiliriz. 6 t kare bölü 3 kere 2, 6. 6 çarpı kosinüs 1 artı 3 t. 6'lar birbirini götürünce geriye t kare bölü kosinüs 1 artı 3 t kalıyor. Şimdi bir de t eksi 1 bölü 3'e eşitken bu ifadenin neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Eksi 1 bölü 3'ün karesi bölü kosinüs 1 artı 3 çarpı eksi 1 bölü 3'ü eksi 1 eder. O zaman burası 1 eksi 1 yani 0 eder. Ve kosinüs 0'da 1'e eşit olduğuna göre bu pozitif 1 bölü 9 eder. Gelin isterseniz neler olduğunu bir de görsel olarak inceleyelim. Hemen küçük bir tablo hazırlayayım. T'nin çeşitli değerlerinde, farklı değerlerinde x ve y'nin hangi değeri aldığını bulacağız t, x ve y. t eksi 1 bölü 3 ken x 0'ın sinüsü 0 ettiği için 0 olacak. y ise 2 bölü ya da eksi 2 bölü 27. Bu 0 virgül eksi 2 bölü 27 noktası. İşte buradaki nokta. Bu noktadaki teğetin eğimini bulacağız. Uğraştığımız şey bu. Eğim 1 bölü 9 olduğuna göre, x ekseninde sağa doğru 1, 2 3, 4 buçuk birim ilerlediğimizde, y ekseninde de yukarı doğru yarım birim ilerleyeceğiz. Evet, eğer bu noktadaki teğeti çizmek isteseydim, buna benzeyen bir şey olurdu. Şöyle çizeyim. Evet, doğru oldu mu? Yatay eksende 1, 2, 3, 4 buçuk ve dikey eksende yarım birim. Böyle bir şey olacak, değil mi? Evet, hiç fena değil. Ve işte bu kadar. Bu noktadaki teğetin eğiminin 1 bölü 9 olduğunu bulduk. <türüp>